Cihaz almada ve satmada güven EasyCep diyoruz. Peki bu EasyCep veri güvenliğini nasıl sağlıyor? Önce BTK veri tabanında kontrol, verilerin kalıcı şekilde silinmesi, tüm cihazlarda TSE belgesi ve Ticaret Bakanlığı onaylı süreçler. Hepsi birbirinin ardına geliyor. EasyCep, cihaz almanın ve satmanın yeni kolayı. Efendim, Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Ben Deniz Ilgaz Çınar, Onur Tuğrul'un kademesinde. Onur, Londra sokaklarında, evet. Onu söyleyelim. Biraz uzaklarda. Evet. Neydi? Yüksel Kasap mıydı? Öyle bir hanımefendi vardı. Yüksel Öz Kasap olabilir. Onun böyle Londra sokaklarında diye çok enteresan bir arabesk parçası vardı. Tamam? Hani şimdi Onur böyle bir Beatles gibi gitti ama Yüksel Öz Kasap'tır kendisi yani. Gidecek orada dönecek bizim, vardı. En azından bizim için. Yani Yüksel Öz Kasap mıydı değil miydi? Orayı biz düzelttiler. Londra sokakları Yüksel yazın abi, çıkar şimdi. Yani bir şey, hanımefendi ismi verelim. Millet bir dinlesin abi, böyle bir şarkı. Şarkının varlığından çoğu Türk insanı habersiz yani. Böyle sadece Azer Bülbüller'le gitmez bizim arabesi tarihçemiz yani. Yüksel Hanımlara kadar iniyor olması lazım. Serpil Özkasap da olabilir. Öyle bir şeydi, unuttum abi. Onu hatırlarız birazdan. Tamam, Yüksel, tamam abi. Londra sokakları abi. Dinlenecek şarkıdır hakikaten. Öneriyoruz. Biz de Geleceğe Dönüş'e başlıyoruz. Tabii klasik bir formattan çıktık şimdilik. Niçin? Çünkü Yağız Sabuncuoğlu'nun, Berk Göl'ün beklediği, onların Ramazan ayı olarak kabul ettiğimiz transfer dönemi geldi. Ara Ramazan diyoruz, evet. Biz buna. Ara transfer dönemi. Daha çok takımların ihtiyaçları, takımlarla adı geçenler üzerinden biz de hangi kulübün, hangi futbol kulübünün hangi oyuncu profiline ihtiyacı var? Transfer yapması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Basında ismi geçenler, bunlardan hangisi fayda olabilir? Tanıdığımız var mı, tanıdığımız yok mu? Transfer, evet. Check-up programı da arada olacak zaten. Özellikle bilmediğiniz transferler üzerine. Onlar üstüne konuşacağız. Liderle başlayalım. Aynen. Galatasaray'la başlayalım. Uzun süredir bir sol bek alınacağı söyleniyor. Öncelikle kafa karışıklığını gidermek için müsaadenle bir şey ekleyeceğim. Şimdi tabii. İnsanlar çıkan isimler üstünden diyorlar ki Kazımcan varken bu oyuncuyu almaya gerek var mı? Ama mesele böyle değil. Yani çünkü Emre Taşdemir hani kendi evinde zile basarken bile sakatlanabilecek profilde bir oyuncu. Uzun zamandır kariyeri maalesef böyle. Yani faydalanamıyorsunuz. Kazım bir ay evde sonra... Evde sakatlanan bir Rio Ferdinand mıydı evde televizyonu izlerken sakatlanmıştı? Tabii Rio Ferdinand. Uzun süre ayaklarını uzattığı için televizyonu izlerken sakatlanmıştı. Ciddi sakatlık yaşamıştı. Baya sakatlık başı. Rüştü de mesela krampon temizlerken elini kesmişti, evet. Falan sıkıntı olmuştu. Derbi kaçırmıştı hatta. Ama en bombası Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Ya 2-3 saat böyle ayağını koltuğa uzatıp televizyon izledi diye gerilmiş. Evet. Kası kopmuş sonra. Öyle. Kazımcan bir ay sonra dönecek ama onun toparlaması ne kadar olacak? Bir yerli profili arıyor Galatasaray mecburen. Onu söyleyelim. Bu seneyi çıkarsın. Hani Kazım'la dönüşümle gitsinler, bize yeter diyebilecek bir profilde. O yüzden çıkan isimlere bu gözle bakmanız da önemli. En son dün Uğur Çiftçi'nin, evet. Adı geçti. Daha önce Aziz Bey için ve yine Antalyaspor'dan Güray Vural'ın adı geçiyordu. Sence profilin kimdir burada? Şimdi profil bence şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi Galatasaray öncelikle ideal 11'ini buldu sol bek dışında. Sağ beki çok formda. Stoper tandeme oturdu. Nelson Abdülkerim gayet iyi. Uyumlular. Kaleci zaten bence şu anda ligin en iyisi. Form olarak da öyle. Evet. Santrafor'u ligin en iyisi. Icardi. Raşit'sa, Kerem, Barış Alper kenar forvetlerin de zengin. Yunus da dahil oluyor tekrardan. Mertens oturdu forvet arkası. İkili orta saha oturdu. Galatasaray'ın aslında ideal 11'ine çok çok acil bir ihtiyacı yok sol bek dışında. Sol bekte Sergen Hoca'nın tabiriyle birileri oynar diyor Sergen Hoca. İşte o sakat bu sakat ya, orada birileri oynar artık falan. Yani biraz birileri oynara döndü, evet. Sol bek. O da kuraldan sebep. Galatasaray'ın bir şekilde sol beke Raşit Say'ı rahatlıkla yazabilmesi için bir tane Türk güvenilir. İdare edecek. Sezon sonuna kadar götürecek. Belki işte sonrasında kontenjan değişir. Öyle, çünkü öyle bir gündem maddesi, evet. De var. Tekrardan hani 14 yabancı da sınırlı kalacak ama 11 istediğin kadar yazabileceksin gibi. Şu anda dedikodular bu şekilde. Ama yarım sezonu idare edecek. Belli bir seviyenin üstünde oynayacak. Türk sol bek arıyor. Yani bu gözle bakmak lazım. Yoksa işte tabii ki sol bekten bir merkeze de destek vermesini, ters kademelerde çok iyi olmasını böyle geniş geniş değerlendirirsin ama şimdi alan kısıtlı olunca, evet. Gidebileceğin oyuncu sayısı kısıtlı olunca bu gözle değerlendiriyorum ben Uğur Çiftçi'yi. Uğur Çiftçi de gerçekten o idare edecek sol bek tanımına uyan isimlerden bir tanesi. Yani Emre Taşdemir'e göre yerini biraz daha fazla dolduran bence. Emre Taşdemir de hani aklını kullanıp doğru yerlere bindirme yapabilen bir oyuncu ama dediğim gibi çok sık sakatlanıyor. Uğur Çiftçi daha uzun bir deneyimi var ligde. Yerini daha dolduran bir oyuncu.
Muhtemelen biraz daha Saça Boy daha çok hücuma destek verecek. O Uğur Çiftçi biraz daha 3. stoper gibi kademede kalacak bir isim gibi gözüküyor. Hani Türk kontenjanından dolayı sol bekte oynadığı zamanlarda. Bence öne çıkan özelliği, hani her özelliği normal diyorsun. Öne çıkan özel bence orta kalitesi iyi. Orta kalitesini önemsiyorum ben Uğur Çiftçi'nin. Bu da büyük takımlar için önemli bir özellik tabii. Onun haricinde çok çok acayip ön plana çıkan bir özelliği yok. Bu tane Uğur Çiftçi'yle idare edelim denilecek. Van Aanholt'la sözleşmesi iptal edilme ve feshedilme durumu söz konusu. Şehansen diye bir potansiyel bir sol bek var. Campos diye potansiyel bir Omar Campos bu oyuncular da ciddileşirse tekrardan derin ince profil incelemesini yaparız ama görünen onu ki Uğur Çiftçi sen idare et. Van Aanholt'u bekleyeceğimizi, o kenarda oturacağını genç bir sol bek otursun. Gelecekte o formu ona teslim edebileceğimiz bir isim. Bence doğru bir mantık. Evet. Çünkü Aziz Behiç ismi geçti de tabii ki son Avustralya milli takımına göstermiş olduğu performans vardı ama Aziz Behiç Bursa Spor'dan ayrılıp Hollanda'ya gittikten sonra ritmini bir daha tutturamamış bir sol bek oldu yani. Giresun Spor'da da formayı Alper Uludağ kaptırmıştı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Orada bir sıkıntısı var Aziz Behiç'in. Bir de tabii yaş olarak da bir iki yaş daha büyük Uğur'dan. Uğur en azından hani kontenjan olsun olmasın bir 3 yıllık bir kontratta fizik kalitesini de korursa sizi rahat rahat eyvah sol bek gitti. Yok. Yedek var yani. Yedeğimiz var diyebileceğiniz bir oyuncu. Bazen bu transferler çok önemlidir. Yani hiç farkında olmadan birdenbire sizin elinizi her anlamda rahatlatabilir. Sivas Spor'daki oyun kurgusuna bakarsak Gençler Birliği kısmını geçtim. Daha çok şimdi Sivas Spor profiliyle hatırlanıyor. Yani Gradel ne zaman buralara girse Uğur zaten arkadan hemen buraları dolduran bir oyuncu. Dediğin gibi orta kalitesi şuralara inmeden yaparsa yani şu altın ortanın yapıldığı yerlerden kavisli ortalarını yaptığı zaman Galatasaray'ın forvet veyahut da koşucularını da rahatlıkla topla buluşturabilecek kapasitede bir oyuncudan bahsediyoruz. O anlamda sıkıntı. Doğru. Sıfıra inecek çok yeteneği de yok. Yok. O yok. O yok. Alacak ortalayacak yani. Şuraların adamı yani evet, Uğur Çiftçi. Şuraların adamı. Buradan böyle şuralara kavisli ortaya yapacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Güray Vural Okan Buruk'un daha önce çalıştığı bir oyuncu. Zaten Güray Vural da sol hücumcu diyorum ben ona. Yani sol bek değil esasında. Net olarak zaten bir açık oyuncusuydu Güray Vural. Ama yaş 34 oldu artık. Hani buradan bir oyuncu çekilecekse Uğur Çiftçi çok rahat bu profile uyanmıyor. Bir için. De yani bir bekin zaten hücumcu. Saça Boy gidiyor yani. Hani Saça Boy varken bir tane daha giden daha çok hani hücum özelliğiyle dikkat çeken bir sol bek mi? Yoksa biraz daha dengeli, biraz daha dengeli oynayabilecek. İşte Arsenal'de White'ın yaptığı gibi. Biraz daha burada 3. stoper kalayım. Doğru yerde pozisyon alayım. Vereyim tekrardan öne destek verdim de dediğin gibi derinden orta yapayım. Bu tip böyle denge sağlayacak bek sanki daha ideal gibi. Yani Saça Boy'u yıldızlaştırmak adına Çiftçi sanki daha mantıklı. Bana da öyle geliyor. Yani Uğur Çiftçi şurada alınabilecek yaş anlamında da en doğru profil gibi. Şu adı geçen yerli sol bekler arasında. Hani alt liglerden keşke çıksa da işte Kerem Aktürkoğlu gibi alınsa diyoruz ama benim öyle çok çok da fazla hani gerçekten birdenbire gelip yeri anında doldurabilecek. Anında doldurmaktan bahsediyoruz. Yatırım farklı bir şey, anında doldurmak farklı bir şey. Bana çok gözüme çarpmadı benim doğru söylemek gerekirse. Zaten artık şöyle göze bakılıyor. Kazımcan projesinde olduğu gibi daha az seviye takımlarda ya daha az seviye liglerde önde oynayan, ön tarafta oynayan işte sol kanat ya da sağ kanatta oynayan ama fiziki yeterliliği 1.80'in yakın boyu. Evet. Fiziki yeterliliği var, temposu var. Ya biz bundan bir bek çıkartabilir miyiz aslında? Gözüyle bakılıp bence o tarafları taramak lazım. Direkt böyle alt ligde sol bek oynayıp da Galatasaray seviyesinde sol bek devam etmesi biraz zor. Yani çünkü orada o büyük takımda sol bek ya da sağ bek oynayabilecek kadar yetenekli oyuncuları o ligdeki takımlar zaten önünde oynatıyor. Biz bunu yani bekte oynatmayalım, yazık olmasın. Biz rakip kara yakın oynatalım diyorlar. Evet. Onun büyük takımdan o göze bakması lazım. Kazım Can tipi modeller. Bu arada Kazım Can aslında sakatlanmasaydı muhtemelen şu anda gündemde çok da yerli sol bek ismi dolaşmayabilirdi. Yani Kazım Can da hani önemli bir dönemde sakat şu anda. Bayağı o yüzden formunu bulmuştu çünkü yani. Ben çok beğenmiştim. Evet evet aynen tam ritmini buluyordu. Bir de Okan Hoca şey mesajını vermiş yani. Yeterli sayıda Türk oyuncu varken ilk 11'de yine de Kazım Can demişti. Dördüncü Türk olarak hani artık bu formaya da sana güveniyorum mesajıydı. Tamam maçta sakatlandı zaten talihsizce. Ama şu an bir
Türk sol beki ihtiyacı var Galatasaray'ın. Evet. Omar Campos da sadece kısa bir bilgilendirme yapalım. Eğer bir transferi artık tamamen niyet transfere gelirse onun özel videosunu çekeriz zaten. Mesela Omar Campos da hücumdan beke devşirilmiş bir oyuncu. Ne güzel. Santos'ta. Yani net olarak hücumcuyken dur biraz sen seni bir bek yapalım daha farklı faydalanalım noktasında. Senle daha iyi para kazanırız. Daha iyi para kazanırız. Sol bek olarak.